Gazze, halkı, kanlı zehirli, katil, adete, katil, zalim. Kanlıları çok sağlam, çok gerçekçi. Gazze'de 90 günden fazladır ne olup bittiğini. İşgal altında yaşasın küresel intifada. İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük. Her gün ortalama 247 Filistinli öldürülüyor. Bunlar arasında her gün 48 anne, her saatte 2 anne ve her gün ortalama 200, her gün ortalama 117'den fazla çocuk bulunuyor. Hiçbir azalma emaresi göstermeyen mevcut saldırı hızla devam ederse her gün en az 3 sağlık görevlisi, 2 öğretmen, birden fazla Birleşmiş Milletler çalışanı ve birden fazla gazeteci öldürülecek. Her gün ortalama 629 kişi yaralanacak. Her gün en az 10 Filistinli çocuğun bir veya her iki bacağı kesilecek ve çoğuna da anestezi dahi yapılmadan. Bu yüzden tüm dünyada milyonlarca aktivist bir soykırımdan söz ediyoruz. Dile kolay. Tam 97 gündür Gazze yakılıp yıkılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde İsrail saldırılarında en az 113 kişinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hala enkaz altında oldukları tahmin edilen en az 8000 kişi ise kayıp durumda. Öldürülenlerin 11.000 aşkının çocuk ve 6.000'e yakının kadın olduğunu biliyoruz. Öldürülenlerin %90'ı ise sivil. Dünyanın gözü önünde bir halk yok ediliyor, bir soykırım yaşanıyor. Hala ateşkes yok, İsrail hala durmuyor. Her 10-15 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 226 sağlık çalışanı katledildi. Gazze'de yaşananları aktarmaya çalışan basın mensupları hedef alındı. 110 gazeteci öldürüldü, 135 sağlık merkezi hedef alındı, 165 basın merkezi enkaza döndü. Bu aktardıklarımızın hiçbirisi basitçe bir sayı değil. 2-3 milyonluk nüfusun 2 milyona yakını yerinden, evinden edildi. Sağlık merkezlerinin yarısından fazlası yok edildi. Camiler, kiliseler, su sanitasyon merkezleri yok ediliyor. Bir halk, bir şehir yok ediliyor gözlerimizin önünde. İsrail'in katliamlarını sona erdirmeye niyetinin olmadığını ise İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamaları gösteriyor. Gallant bölgede kısıtlı bir Filistin yönetimi, bölgede güvenlik kontrolünün ise İsrail'de olacağını belirtti. Bu yüzden soykırım yaşanıyor diyoruz ve İsrail'in savaş suçları nedeniyle yargılanması için mücadele ediyoruz. Ama aynı zamanda 75 yıllık işgal politikalarını durdurmak için İsrail devletini yalnızlaştıracak ve dünya politik arenasındaki desteği ortadan kaldıracak girişimlerde bulunmalıdır. ABD'nin İsrail'e verdiği yayılmacı desteğin sorgulanmasını sağlamanın yolu bir yandan bölgede barışçıl politikalarla öne çıkmakken aynı zamanda ABD'nin Türkiye'deki askeri üslerinin kapatılmasıdır.